Sevgili seyirciler, Diyarbakır İli Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programı devam ediyor ve ikinci bölümdeyiz. Şu anda yanımda az önce duyurusunu yaptığım toplam kalite yönetimi çerçevesinde hazırlanmış eğitimde iyi örnekler çalışmasını yapan Ziya Gökalp Lisesi çalışanları ve öğrencileri var. Ve onlara hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sayın Sınıf Öğretmeni Sayın Selim Barut ve toplam kalite yönetim temsilcisi Öztekin Özen. Bu eğitimde iyi örnekler çalışması bütün okullarda sanırım önümüzdeki günlerde yavaş yavaş örneklerini göstermeye başlayacak. Ama siz bir ilksiniz. Neler yapıyoruz? Bu çalışmamızdan biraz bahseder misiniz? Yapılan çalışmaya bahsetmekte onu çocuklar, öğrencilerimiz yaparsa daha iyi olur da ben birkaç kelime söylemek istiyorum. Mehmet Okur'un televizyonda bir reklamı vardı, hatırlarsınız. Deterjan reklamı. En sonunda söylenen bir slogan vardı. Eğer öğrencilere aman işte özgürlük verirseniz bu başarı, özgürlük size bir gün başarı olarak dönecektir diye. Hı hı. Reklamcılar bunu bizden önce yakaladılar maalesef. Ve ben öğrencilerimize verdiğimiz bu eğitim ve öğretim çerçevesi içinde verdiğimiz özgürlükten dolayı bu seviyeye getirdiler sınıflarını. Dün nöbetçiydim, hiçbirimizin haberi olmadan, şu an seyirciler arasında Şenol arkadaşımız, hiçbirimizin haberi olmadan getirip okula fidan dikti. Hı hı. Bu bile öğrencilerimizin okul için yaptıkları veya toplam kalite çerçevesinde yaptıkları güzel bir örnekti. Ben emeği geçen öğrencilerimize söz vermek istiyorum. Evet, ama ondan önce ben sınıf öğretmeni sanırım, bu sınıf öğretmenisiniz siz, Selim evet, Bey. Evet, sınıf öğretmeni. Selim Bey, bu çalışma, bu örnek çalışmadan izleyicilerimizin tabii ki çok fazla bilinen bir çalışma olmadığı için ben hemen çok kısa cümlelerle bu çalışmanın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kısaca aslında söylemek gerekirse lise yıllarında bu yaptığımız projeyi, sınıfla ilgili projeyi lise yıllarında lise sıralarında otururken kendi kendime hayal etmiştim. Keşke böyle ev ortamı gibi bir sınıfta, daha güzel, daha temiz bir sınıfta ders işleyebilseydik diye. Hı hı. Fakat bugüne kısmet oldu. Bu programı, bu projeyi anlatırken öğrencilere çok hoşlarına gitti. Daha sonra velilerle birlikte toplandık, kararlaştırdık. Hiç kimseden maddi bir destek almadan, tamamen kendimiz ve öğrenciler, öğrenci velileriyle birlikte dizayn yaptık. Sınıfı özellikle önce boyattık, onarımını yaptık, tablolarla donattık, çiçeklerle donattık. Şimdi sınıfa giren öğretmenlerin bakış açıları daha sonra bu sınıfı düzenledikten sonra çok değişti. Hangi yönde değişti? Olumlu yönde değişti. Özellikle sosyal TM grubu öğrencileri konuştuğumuz zaman öğretmenler sınıfa girdiklerinde bize çok başarılı, çok temiz, ileriye dönük öğrenci gözüyle bakıyorlar. Artık biz çok seviniyoruz, derslere daha çok sarılıyoruz gibi söylemleri duyunca bu bana mutluluk veriyor özellikle. Çünkü idealimdekini gerçekleştirdim. Evet. Umarım böyle bütün okullara yayılır. Örnek zaten olur. Müfettişler gelmiş mesela bu yıl. Bakanlık müfettişleri geldi. Türkiye'de birçok okul gezdiklerini ve ilk defa böyle bir sınıfla karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler. Zaten amacım aslında bu bir sınıfı düzenledik ama amaç özellikle önce Diyarbakır, daha sonra Türkiye genelinde bu tür bir sınıfın yaygınlaşmasıdır. Örnek olmaz. Amaç. Peki ben hemen çocuklarımıza dönüyorum. Sevgili çocuklar, böyle bir çalışmaya gönüllü oldunuz. Öğretmenimizin hayalini gerçekleştirdiniz bir anlamda. Neler yaşadık? Bir anlatalım bakalım. Ya biz aslında pek fazla sorun yaşamadık. Çünkü herkes üzerine düşen görevi yapmıştı. Hı hı. Bunu yapmamızın nedeni sınıfımızı bu hale getirmekten başkalarını değil de kendimizi sorumlu tutmamızdı. Bu da bir haliyle bizde bir yani yaratıcılığı ortaya çıkardı. Çok mutluyuz yani öyle bir şey yaptığınız için. Yani buradan Mehmet Selim hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Öztekin Özen hocamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar olmasaydı gerçekten böyle bir şey olmayacaktı.
Yani en büyük destekçilerimiz onlardı. Ve ailelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Güzel. Peki bu sınıfı düzenlerken, bu şekilde düzenlerken biliyorsunuz ki okullarda sabahçı öğrenci durumları var. Evet. Sizinle bu sınıfı paylaşan diğer öğrencilerin de aynı şekilde aynı duygulara sahip olması gerekiyor. Onu nasıl hallettiniz? Zaten arkadaş, onlar TM'di, biz sosyaliz. İkimiz ayrı sınıflarda. Sabahçı gruplardan geldiler, dediler böyle böyle bir projemiz var. Biz de duyunca çok sevindik. Çünkü gerçekten eğitimin daha yüksek seviyeye çıkacağını düşündük. Kabul ettik, böyle tablolar falan astık. Önceden mesela öğretmenler sınıfa girmek istemiyordu. Öğretmenlerimiz derslerimize girmek istemiyordu. Aynı zamanda biz de dersi fazla şey yapmıyorduk. Girmek istemiyordu şeklinde yani, söylemeyelim de. Yani sınıf iyi... Pozitif hep enerji aynı, vermiyordu. Hep aynı görüntüler. İnsanı bir pozitif sonra... enerji vermiyordu. Böyle olunca ders verimimiz daha çok arttı. Daha çok iyi oldu. Umarım Türkiye genelindeki diğer okullardaki arkadaşlarım da bize örnek alırlar. Eğitim böylece daha kaliteli bir seviyeye gelir. Hı-hı. Peki sınıfımızda neler var? Söyle bakalım. Neler yaptık? Tablolar astık. Perdeler getirdik sanırım. Başka neler yaptık? Ben soruya şu şekilde cevap vereyim. Okulumuza bugüne kadar yapılmayan ve yapılması gereken şeyleri yaptık. Okulumuzu iyi bir eğitim durumuna getirdik. Sınıfımızı teşekküre değer bir eğitim yuvası haline getirdik. Tabii buradaki amacımız bazı söylentiler var. Kıskandırmak falan, hava atmak gibi şeyler değil. Canım, hava atacaksınız yani, o kadar güzel bir sınıfa sahipsiniz. Havanızı atın tabii ki. Ama bizim amacımız tabii ki bu değildi. Bizim burada bir hedefimiz vardı. Bizim buradaki hedefimiz yapmış olduğumuz bu çalışmalarla onlara ilham kaynağı olmak, onlara bir nevi mesaj vermek, onları bu gibi çalışmalara yönlendirmek ki bizim amacımız. Ki biz bunun başarısını görüyoruz geçten de. Bazı duyumlar aldık diğer sınıflardan. Hı. Bu gibi çalışmalara girişmişler, bu gibi projeleri var. Onlar da sizden feyiz almışlar. Evet. Oo, bakar mısınız? İşte, o zaman Ziya Gökalp Lisesi'nin tüm sınıflarını belki de çok yakın bir zamanda bu şekilde görebileceğiz. Ne dersiniz hocalarımızı? Hemen soruyorum. Amacımız oydu. Oydu değil mi? Peki böyle koridorlarımızı falan da belki değiştiririz yakın bir zamanda. Zaten işte okulumuzda yani kısa bir süre içinde değişeceğine inanıyorum. Bu gibi çalışmalarda bulunacaklarına inanıyorum. Zaten hocamızın dediği gibi bizim hedefimiz öncelikle okulumuz, daha sonra Diyarbakır'daki okullar ve Türkiye'deki okulları bu gibi çalışmalara yönlendirmektir. Bizim için en büyük ödül bu olsa gerek. Ne güzel. Peki hocam, az önce ekranlarımızda gördük, bir özel bir slayt hazırlamıştık. Evet. Ki siz bu slaytı Sabancı Üniversitesi'ne de gönderdiniz. Nasıldı tepkiler? Biz ara ara o görüntüleri izliyoruz. Az önce baktık görüntülere. Cihan Bey ile beraber, jüri'deki değerli hocamızla beraber yolladık. Onuru aldık. İşte 3-4 Mayıs'ın yanında söyleyeyim. 3-4 Mayıs'ta da davet edecekler gibi görünüyor. Orada işte özellikle Diyarbakır'da Ziya Gökalp Lisesi'ni genelde de Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız. Ne güzel. Daha geniş bir kitleye böylece adımızı duyurmuş olacağız. Birlikte başaracağız. Toplam kalite yönetimiyle birlikte. Evet. Şunu da unutmayalım. Buyurun. Öğrenci arkadaşlarımıza okul ilerisince onur belgesi verilecek. Ne güzel, ne güzel. Herkese o zaman kısmet bizden olmaz bu. Herkese bir kısmet olmaz değil mi bu? Evet. Bu onur belgesini almak. O zaman şimdiden bir alkış yapalım öğrencilerimize. Ve diyelim ki tüm Diyarbakır'daki okullar bunu örnek edinir. İşte adresimiz Ziya Gökalp Lisesi. Kaçıncı sınıf hocam? 10. sınıf. 10 şube. 10 sosyal, 10 TM'ye gelin. Evet. Peki. 10 sosyal. 10 şubelerimize bir gidelim, bir bakalım. Çok yakında gelip bakacağım, tamam mı? Bir şey daha eklemek istiyorum. Hemen. Bizim bu çalışmalarda sınıf öğretmenimizin emeği geçti. Ferhat Duran kendilerine rahatsız biraz. Onlara geçmiş olsun dileklerimi. Peki. Yapayım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Öğrenim hayatınızda çok başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, öğretmenler yarışıyor programımız kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programının ikinci bölümündeyiz. Ve sorularımız peş peşe gelmeye tekrar devam edecek. Ve yarışmacılarımız da bu arada bizi izlediler. Var mı okulunuzda buna benzer etkinlikler, çalışmalar? Ben hemen öğretmenlerimize soruyorum. Henüz başlamadık diyelim.
Çok yakında başlayacağız ama. Sanırım çok yakında başlayacağız. Pekala, ben hemen jüriye dönüyorum. Ve puanlarını az önce öğrenmiştik ama bir kez daha hatırlamak istiyorum. Puanlarımız hangi durumda? İkinci masadaki Hali Bey 80 puan. İkinci masadaki Nurhan Hanım 60 puan. Üçüncü masadaki Murat Bey 80 puan. Dördüncü masadaki Hasan Bey 60 puan. Evet, Hayri Yalçın Bey ve Murat Taş Bey 80 puan aldınız. Ve Nurhan Meşe ve Hasan Mutlu 60 puan aldınız. Bakalım bu eşitlikler bozulacak mı? İşte ikinci bölümün ilk turundayız ve sorumuz, ilk sorumuz. Böcek ve benzeri bazı hayvanların haberleşmek ya da benzer amaçlarla sentezlediği ve kilometrelerce uzaklıktaki bireylere mesaj gönderebildiği kimyasal maddelerin genel adı nedir? A. Hormon. B. Enzim. C. Fenomen. Ve D. Feromon. Tekrar okuyorum süre geçerken. Böcek ve benzeri bazı hayvanların haberleşmek ya da benzer amaçlarla sentezlediği ve kilometrelerce uzaklıktaki bireylere mesaj gönderebildiği kimyasal maddelerin genel adı nedir? A. Hormon. B. Enzim. C. Fenomen. Ve D. Feromon. Ve işte süremiz sona erdi. Sevgili yarışmacılarımız Hayri Yalçın Bey. D. Feromon. Biriniz Nurhan Meşe. B. Enzim. Ve Murat Taş. D. Feromon. Ve Hasan Mutlu. C. Fenomen. Dediniz. Doğru cevabı açıklıyorum. Feromon. Yani D. D şıkkı. Feromon. Bir böcek türünün kendi bireyleri arasında haberleşmelerinde kullandıkları kokudur feromon. Feromon böcekler arası kimyasal konuşma dilidir. Böylesine özel bir bilgiydi. İzleyicilerimize verdikten sonra hemen 12. soruyu okuyorum. Sevgili yarışmacılarımız çok dikkatle dinliyorlar. Bir yazarın bütün eserlerini içeren diziye ne ad verilir? A. Münşeat. B. Perdah. C. Mahlas. D. Külliyat. Süre geçerken ben soruyu ve şıklarını bir kez daha okuyorum. Bir yazarın bütün eserlerini içeren diziye ne ad verilir? A. Münşeat. B. Perdah. C. Mahlas. D. Külliyat. Ve süremiz başlamıştı ve sona erdi. Süre geçerken ben soruyu okuyordum. Sevgili yarışmacılarımızın cevaplarını alıyorum. Sayın Yalçın. C. Mahlas. Sayın Meşe. D. Külliyat. Sayın Taş. D. Külliyat. Ve Sayın Mutlu. D. Külliyat. Doğru cevap. Külliyat. 13. soruyu okuyorum. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? A. Parmaklarda. B. Kulakta. C. Burunda. D. Ağızda. Ve süreniz başlamıştır. Tekrar okuyorum soruyu süre geçerken. İnsan vücudundaki en küçük kemik nerede bulunur? A. Parmaklarda. B. Kulakta. C. Burunda. D. Ağızda. Ve süremiz sona erdi sevgili seyirciler. İşte yarışmacılarımız cevaplarını gösteriyorlar. A. Sayın Yalçın. A. Parmaklarda. Sayın Meşe. A. Parmaklarda. Sayın Taş. A. Parmaklarda. Ve Sayın Mutlu. B. Kulakta. Kulakta dediniz. Doğru cevap acaba nedir? Ben hemen çok kısa almak istiyorum. Neden cevabınızı diye okumuşum parmaklarda diye. Parmaklarda bulunan kemikler en ince En kısa kemiklerdir diyorsunuz. Evet, öyle düşünüyorum. Üçünüz de aynı mantıkla yaklaşıyorsunuz. Fakat doğru cevabımız kulakta olacak. Evet, Sayın Mutlu. Bir puan daha öne geçtiniz ve 14. soruyu okuyorum. Bilinen araç gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge hangisidir? A. Garanti belgesi. B. Kılavuz. C. Ruzname. Ve D. İhtira beratı. Bilinen araç gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge hangisidir? A. Garanti belgesi. B. Kılavuz. C. Ruzname. Ve D. İhtira beratı. Ve süreniz ben ikinci kez okurken işlemişti ve sona erdi. C. İşte cevaplar Sayın Yalçın. C. Ruzname. Sayın Meşe. D. İhtira beratı. Sayın Taş. C. Ruzname. Ve Sayın Mutlu. D. İhtira beratı. İhtira beratı dediniz ve doğru cevap ihtira beratı.
Sevgili yarışmacılarımıza hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ruzname günlük olayların yazıldığı, defter günlük, gazete günlük masrafların yazıldığı, defter hazineye girip çıkan eşya ya da paraların günlük işlendiği defter, askeri seferler sırasında olayların günlük yazıldığı defterdir. Ve ihtira beratı ise kısaca sanayi alanına giren her çeşit yeni buluşa devletçe verilen ve o buluşa tekel hakkı vererek belirli bir süre koruyan belgedir. Vergi mevzuatımızda ise ihtira ve ihtira beratı kavramları genel olarak bilinmeyen bir nesneyi ya da niteliği ortaya çıkarma, teknik bir ilerleme meydana getiren ve bir sonuç halinde somutlaştırılan fikir ihtira olarak tanımlanmaktadır. Belki çok fazla günümüzde kelime, kavram olarak kullanamadığımız için hatırlayamayabildik ama Sayın Taş bir şeyler söylemişler. Soruyu okuyunca cevap şıklarında patenti beklemiştim ben ama. Ama değildi. O da çok fazla uç olurdu, çok fazla uca gitmek istemedi sanırım bu soruyu hazırlayan jüri üyelerimiz mi bu haftaki sorularımızı hazırladı yoksa bir başka öğretmen komisyonumuzdu? Evet. Jüri üyelerimiz hazırladılar. Evet, peki hemen 15. soruya ben geçiyorum. Nil Nehri üzerinde kurulan ve dünyaca ünlü olan Dev Asvan Barajı hangi ülkededir? A. Sudan, B. Mısır, C. Tunus ve D. Etiyopya. 5'te süreniz başladı. Hemen bakıyorum. Ve süremiz sona ermiştir. Sayın Yalçın. B. Mısır. Sayın Meşe. B. Mısır. Sayın Taş. B. Mısır. Ve Sayın Mutlu. B. Mısır. Elbette ki hepimizin vermiş olduğu cevap doğru. B. Mısır. Asvan Barajı, Mısır Devleti sınırları içerisinde kalan Nil Nehri'nin en büyük barajıdır. 1899 yılında yapımına başlanmış, 10 Aralık 1902'de bitirilmiştir. Sulama, elektrik yapımında kullanılır. Baraj iki kısımdan oluşmaktadır. Baraj, Mısır'ın ekonomisine büyük katkılar sağlamakta ve Mısır'ın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Böylesine bir özel bilgiyle ben hemen izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Ve bu bölümün ilk turunu bitirdik ve son tura geçeceğiz. Ama ben çok heyecanlandım. Bakalım puanlarımız hangi aşamada? Birinci masadaki yarışmacımız Hayri Bey'in 100. İkinci masadaki yarışmacımız Nurhan Hanım'ın 90. Üçüncü masadaki yarışmacımız Murat Bey'in 110. Dördüncü masadaki yarışmacımız Hasan Bey'in 100 puanları var. Çok güzel. Harika. Tebrik ediyorum hepinizi. Sayın Yalçın 80 puandan 100 puana atladınız ve Nurhan Meşe 60 puandan 90 puana atladınız ve 3 numaralı masada oturan Sayın Murat Taş 80 puandan 110 puana atladınız ve son yarışmacımız 60 puandan 100 puana atladılar. Sayın Hasan Mutlu, hepinizi gerçekten çok tebrik ediyorum. Ama bu bölüm son bölümümüz. Bakalım bu durumda neler olacak? Şu anda çok kritik puanları yaşayan iki yarışmacımız var. 1 ve 4 numaralı masada bulunan yarışmacılarımız. 100 puanla eşit durumdalar. Umarım bir süre sonra bu eşitlik bozulur. Çünkü bu defa ek sorulara başvurmak zorunda kalacağım. İkinci bölüme geçmeden önce ben hemen size çok özel, çok önemli bir günden bahsetmek istiyorum. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ödüllü şiir ve mektup yarışması yapılacaktır. Kutlu Doğum münasebetiyle Diyarbakır Eğitimciler Derneği Peygamber Efendimiz'e bir sesleniş konulu ödüllü yazı ve mektup yarışması düzenleyecektir. Toplum hayatımıza kültürel anlamda yeni bir soluk olması amacıyla düzenlenen Kutlu Doğum şiir ve mektup yarışması acılar, savaşlar, düşmanlıklar içindeki yaşlı dünyamızda insanlığın şu an ihtiyaç duyduğu diyalog, hoşgörü, barış gibi kavramların adını sloganlaştırmak yerine ruhunda gerçekten yaşamış, onu bütün hayatı boyunca soluklamış insanlığın iftihar tablosu Peygamber Efendimizin hayatına sözlerini 21. yüzyıldan bir kez daha kendi penceremizden bakabilmek ve bu bakışı başkalarıyla paylaşabilmek için düzenlemiştir. Ben buradan bütün seyircilerimize dönüyor ve şu anda zaten altyazı olarak okuyoruz, görüyoruz. Bu yarışmaya bütün izleyicilerimizin, bütün seyircilerimizin katılmasını istiyorum, diliyorum. Evet ve işte bu bölümün ikinci turuna geçiyoruz. Bakalım bu turda neler olacak?
16. sorumuz var sırada. Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. Sözü kime aittir? Albert Einstein, B. Benjamin Franklin, C. John Nash ve D. Marie Curie. İşte süremiz işliyor sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda ekranlarda bulunan sorularımızı da okuyarak daha net, daha iyi bir şekilde algılıyorlar. İşte süremizin sona erme vakti ve yarışmacılarımızın cevapları. Sayın Yalçın. A. Einstein. Sayın Meşe. A. Albert Einstein. Ve Sayın Taş. A. Albert Einstein. Sayın Mutlu. B. Benjamin Franklin. Dediniz. Bakalım doğru cevabımız nedir? Albert Einstein. Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. Gerçekten de günümüzde söylenebilecek en önemli atasözlerinden biridir bence bu. Ve 17. soru. İlk kez Fransız kimyacısı Wollein tarafından 1797'de Sibirya'da kurşun filizleri içinde bulunan zümrüt, yakut, safir gibi bileşikleri olan ve doğada filizleri çok bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir? A. Krom, B. Antimon, C. Barit, D. Bor. İlk kez Fransız kimyacısı Wollein tarafından 1797'de Sibirya'da kurşun filizleri içinde bulunan zümrüt, yakut, safir gibi bileşenleri olan ve doğada filizleri çok bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştum. Ve ben ikinci kez okurken süremiz sona erdi. 15 saniyelik bir süre vermiştim sizlere ama süre bittikten sonra lütfen yazmayalım. Sayın Hasan Mutlu. Ve işte cevaplar geliyor. Sayın Yalçın. C. Mazit. Sayın Meşe. B. Antimon. Sayın Taş. D. Bor. Ve Sayın Mutlu. A. Krom. Krom dediniz. Doğru cevap alkışlarınızla. Krom. Sayın Hasan Mutlu tekrar doğru cevap verdiler. Böyle adım adım finale doğru giderken Sayın Mutlu kendini hep gösteriyor. Diğer yarışmacılarımıza soruyorum. Acaba neler olacak? Hemen bir numaralı masadaki arkadaşımızın yorumunu alıyorum. Büyük ihtimalle Murat Bey kazanacak diyorsunuz. Evet. Ve Sayın Meşe siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Murat Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Murat Bey, herkes sizin kazanacağınızdan emin. Ben arkadaşımdan korkmaya başladım. Hızlı geliyor çünkü. Hızlı geliyor. Ben de onu şimdi İkinci turda en hızlı. Siz nasıl bu adımlarını atarken nasıl oldu? Birdenbire böyle ilk bölümde biraz daha sessiz, sakin görünüyordunuz ama gitgide. Biraz soruları anlamakta, daha doğrusu zaman kısa geliyor. Yani 15 saniyelik süremiz kısa mı? Kısa geliyor. Bunu o zaman değerlendirelim. Hemen yapım ekibine sesleniyorum buradan. Önümüzdeki hafta bakalım bu konu hakkında bir değişiklik yapabilecek miyiz? Ama biz yapılan, buna benzer yapılan tüm bilgi yarışmalarında verilen süreleri örnek almıştık. Bu yüzden 15 saniye demiştik. Bu yüzden böyle karar vermiştik ama bunu tekrar dikkate alacak bu programı yapan arkadaşlarımız, hazırlayan arkadaşlarımız. Şimdi 18. soruyu soruyorum hemen. Kriptoloji biliminde bir şifreleme yöntemi olan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 sayı dizisindeki gibi her bir sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu ve 13. yüzyılda bulunan ünlü sayı dizisinin ismi nedir? A. Nietzsche, B. Seneca, C. Zenon ve D. Fibonacci. Süreniz başlamıştır. Tekrar okuyorum. Kriptoloji biliminde bir şifreleme yöntemi olan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 sayı dizisindeki gibi her bir sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu ve 13. yüzyılda bulunan ünlü sayı dizisinin ismi nedir? A. Nietzsche, B. Seneca, C. Zenon ve D. Fibonacci. Süremiz sona erdi ve işte cevaplar Sayın Yalçın. B. Seneca. Sayın Meşe. D. Fibonacci. Sayın Taş. C. Zenon. Ve Sayın Mutlu. B. Seneca. Dediniz. Bu defa doğru cevap bir yarışmacımız tarafından bilindi. Doğru cevap B. Fibonacci.
Nurhan Meşe, bu konuyla ilgili bir çalışmanız mı vardı? Da Vinci Şifresi adlı kitapta okudunuz. Karşıma çıkmıştı öyle bir şey. Hı hı, oradan hatırladınız. Peki. Ve işte 19. soru. Yönetmenliğini Martin Scorsese'in yaptığı Massachusetts Eyalet Polisi'nin şehrin en büyük suç organizasyonunu çökertmek için başlattığı geniş çaplı bir mücadeleyi anlatan ve Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ve Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı Dört Dal'da 2007 Oscar ödülünü alan filmin adı nedir? A. Babil, B. The Departed, Köstebek, Dreamgirls, Rüya Kızlar ve The Last King of Scotland, yani İskoçya'nın son kralı. Süreniz başlamıştır. Yönetmenliğini Martin Scorsese'in yaptığı Massachusetts Eyalet Polisi'nin şehrin şıklar alabilir suç organizasyonunu çökertmek için başlattığı bir filmden bahsediyorum. Babil. A. Babil, B. The Departed, yani Köstebek ve C. Dreamgirls, Rüya Kızlar ve D. The Last King of Scotland, yani İskoçya'nın son kralı. Ve süremiz sona erdi. İşte cevaplar geliyor. Sayın Yalçın. B. Köstebek. Sayın Meşe. A. Babil. Sayın Taş. B. Köstebek. Ve Sayın Mutlu. A. Babil. Dediniz. Doğru cevap Köstebek. İşte 20. soru. Ama 20. soruya geçmeden önce bakalım eşit miyiz değil miyiz? Çünkü bu eşitlik durumunda 20. sorudan hemen sonra ek sorulara geçeceğiz. Ve işte jürimiz bize bu durumda 20. soruya geçmeden önce bu durumda almış olduğumuz puanları bize söyleyecekler. Hazır mıyız acaba? Birinci masadaki Hayri Bey 120 puan. İkinci masadaki Nurhan Hanım 110 puan, Murat Bey 130 puan, Hasan Bey 110 puan. Bu durumda Nurhan Meşe ve Hasan Mutlu 110 puan ile eşit durumdalar. Ve Hayri Yalçın Bey 120 puan aldınız ve Murat Taş Bey ise 130 puanla öndesiniz. Ama 20. soruda belki işler değişebilir. İşte 20. sorumuz. Tutti mucize guyem, ne desem laf değil. Çer ile söyleşemem, aynesi saf değil. Sözü ile bir devre imzasını atan şair, hicib yani eleştiri ile adını duyurmaktadır. Bu eleştirilerini Sihan-ı Kaza adlı eserinde toplamıştır. Bu şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Nabi, B. Fuzuli, C. Nef'i ve D. Zati. Tutti mucize guyem, ne desem laf değil, çer ile söyleşemem, aynesi saf değil, sözüyle bir devre imzasını atan şair hiciv ile adını duyurmaktadır. Bu eleştirilerini Silhami Kaza adlı eserinde toplamıştır. Bu şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Nabi, B. Fuzuli, C. Nef'i ve D. Zati. Süremiz sona erdi. İşte cevaplar ve Sayın Yalçın'dan başlıyorum. A. Nabi. Sayın Meşe. B. Fuzuli. Sayın Taş. A. Nabi. Ve Sayın Mutlu. C. Nefi. Nefi dediniz. Doğru cevap. Nefi. ile Hayri Yalçın, 110 puan ile Nurhan Meşe, 130 puan ile Murat Taş ve 110 puan ile Hasan Mutlu az önce hepimizin karşısındaydılar. Ama şimdi bakalım puanlar ne oldu? İşte jüri ve son etapta bakalım puanların toplamı. Evet, yarışmanın birincisi Murat Bey oldu. Birinci masadaki yarışmacımız Hayri Bey'in 120. İkinci masadaki yarışmacımız Nurhan Hanım'ın 110. Üçüncü masadaki yarışmacımız Murat Bey'in 130. Dördüncü masadaki yarışmacımız Hasan Bey'in 120 puanları oldu. Evet. Böylece sessiz, sedasız bir yarışmamız daha burada sona erdi. Sevgili izleyicilerimiz, değerli konuklarımız, 130 puan alarak Murat Taş birinci oldular. Murat Taş için özel bir alkış alıyorum. Çok tebrik ediyorum sizi Murat Taş beyefendi. Teşekkür ederim. Ve 120 puan ile ikinciliği Sayın Meşe ve Sayın... Hayır. Mutlu kazandılar. İkinciliği bu iki
İkinciliği. Kazanıyorlar değil mi? Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi jüri üyelerimizden Can Geneş mi yoksa Sultan Egeli mi? Katılım Sultan belgeli. Egeli. Katılım belgelerini vermek üzere. Ben hemen alayım mı sizi yanımıza hemen? Alalım. Peki alkışlarımızla jüri üyelerimizden Sultan Egeli geliyor ve katılım belgelerini öncelikle yarışmacılarımıza veriyor. Buradan hemen ben küçük bir duyuru daha yapmak istiyorum. Bu programa katılan tüm öğretmenlerimiz daha sonraki mesleki hayatlarında kendilerine çok yarayacak puanlarla donatılmış bir katılım belgesini hak ediyorlar ve şimdiye kadar katılan diğer yarışmacılarımız da bu belgelerini Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'ndan alabilirler. Şimdi de alkışlarınızla Cihan Güneş'i, jüri üyemiz Cihan Güneş'i alalım ve hediyelerimizi dağıtalım. İşte hediyelerimizi vermek üzere Cihan Bey geliyorlar. Bir numaralı yarışmacımız Murat Taş ve ikinci yarışmacımız Hasan Mutlu. Teşekkür ederim. Ve üçüncü yarışmacımız Hayri Yalçın ve dördüncü yarışmacımız ise Nurhan Meşe oldular. Gerçekten ben hepinizi tekrar tekrar kutluyorum. Ama öncelikle medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum sizi. Niyetiniz geldiniz, ne kadar güzel bir yarışmaydı. Bütün öğretmenlerimiz için kocaman bir alkış daha. Sevgili izleyiciler, Öğretmenler Yarışıyor programı gerçekten bu hafta yine adından bahsettirecek kadar özel bir yarışma yaptı. İmza Giyim, Diyarbakır Eğitimciler Derneği Sosyete Pazarı, Mustafa Asoğlu, Kadayıfçı Sıtkı Usta, Atlas Kitabevi ve Karadaş Turizm bize katkılarından dolayı gerçekten büyük yararlar sağladılar. Onlara çok 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 teşekkürlerimi bildiriyorum. Efendim bir programımız daha sona erdi. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Öğretmenler Yarışıyor.